Aynı site, aynı müteahhit tarafından yapılmış, bir blok tamamen sabit dururken diğeri yıkılmış. Onlar da bununla ilgili şu an devletten resmi bir açıklama bekliyorlar ama geri dönüşüm bence ülkede bir an önce ve çok hızlı şekilde yapılması gerekiyor. Bence deprem insanı öldürmüyor, ihmal insanı öldürüyor. Ya binalar berbat yapılmış. Mesela bir tane bina vardı, altında dükkan vardı. Dükkan yapılırken kolon falan mesela kesilmiş. Ondan dolayı büyük hasar almış. Yani çoğunluğu ihmal aslında. Müteahhitler çalıyor, çırpıyor. Birçok bina yıkıldı, evet, insanlar çok zor durumda kaldı ama devletimiz yetişiyor ya, yardımcı oluyor yani izlediğim kadarıyla. Çadır kentler kuruldu. İzmir'deki deprem bilançosu her geçen gün artıyor. İzmir'deki yapılar ve denetimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Öncelikle daha çok denetimlerin sağlanması lazım ülkemizce genelinde. Ülkemiz zaten deprem bölgesinde bulunduğu için her şehrin öncelikle bir denetleyen bir yapının olması gerekmektedir. Bunun sağlanması lazım. Bunu sağlayacak olan da hükümetimizdir. Hükümetimiz daha çok bu deprem hakkında önlem alması gerekiyor ki çünkü 6 ayda bir veya 8 ayda bir, 10 ayda bir ülkemize deprem yaşanmakta. O yüzden halkımız da aynı zamanda bilinçlenmesi lazım. Daha çok deprem çantası hazırlaması lazım. Yani açıkçası çok üzücü bir durum. Pek söylenecek bir söz de yok. Ölenlere başsağlığı, yaralılara da Allah'tan acil şifa dilemekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Peki yıkılan binalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani sağlam olmadıklarını, o yüzden zaten bu halde olduklarını düşünüyoruz. Pek bir şey diyemiyorum. Vallahi öncelikle çok geçmiş olsun diyorum. Çok acımız büyük, kayıplarımız var. Allah yardımcıları olsun diyorum. Bir daha yaşanmamasını istiyoruz inşallah. Ülkemize, vatanımıza, milletimize böyle bir felaketlerden Allah bizleri korusun. Allah yardımcıları olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Teşekkür ediyorum. Peki denetimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi daha sık denetimler tabii ki olursa daha iyi olur. Fazla yeterli bulamıyorum ama yine de devletimiz bunun için elinden geleni yapacaktır inşallah onlar için. Yapılar niye olmadı ondan? Ondan yıkılıyor genellikle. Eski binalar. Zamanında bilinçsiz yapılaşma, müteahhitlerin çalması. Vefat sayısı elbette olacak. Göçük var çünkü. Allah yar ve yardımcıları olsun. Ölenlere başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. İyi ki devletimiz var, iyi ki milletimiz var. Bu konularda çok yardımsever bir, nezih bir milletiz. Ülkemiz bir deprem fay hattında. Onun bir kalp birikintisi olur veyahut da herhangi bir şey olur. Buna bağlıdır. Yani yapıyla işte bazı saçma sapan yorumlar var. Onun alakası yoktur. Vallahi oğlum çürük yapıyorlar zaharke ondan yıkılıyor. Bir de deniz kumuyla yapılıyor diyorlar. Tuzlu olduğu için ondan dolayı da oluyor herhalde. Tedbirsizlikten dolayı yıkıldı yani. Vallahi genelde zayıf zaten şeyler ya. Yapılar genelde zayıf. Türkiye genelinde bu var. Vallahi bence ihmal var diye düşünüyorum. Yani Allah herkesin yardımcısı olsun. Ciddi anlamda gerçekten herkes üzüldü. Gerek insanlar olsun, gerek hayvanlar olsun. Çok büyük bir kayıp. Ya eski yapı ister istemez hani biri mutlaka olacak yani böyle hasarlar. Depremin şiddeti küçük değil. 6.6'ydı galiba. 81 kişiyle bugün. Elif çıktı. Ona çok sevindik. 65 saat sonra. Şimdi oradaki yapıların ta ki müteahhitinden yani onu yapan binanın asıl yapan kişilerin nasıl yapıldığını, temelinin nasıl olduğunu onların araştırılması lazım. Yani devlet büyüklerimizden onları rica ediyoruz. Başka bir şey demiyorum yani. Her yerde olduğu gibi bozuk. Gereken önem verilmiyor herhalde. Yoksa bu kadar can kaybı olmazdı. Vallahi öncesinde yapılan binalar yani çoğunluğu ülkemizdeki şehirler maalesef 5-10 yıl içinde yapılan değil. 1900'lü yıllarda yapılan şehirler ve o dönemlerde devlet kurumları tamamen eksik. Yani denetim mekanizması hala devlette yeterince işlediğini düşünmüyorum. Özellikle bunu daha geriye götürdüğümüzde ciddi manada eksikler var. Ya binalar berbat yapılmış. Mesela bir tane bina vardı, altında dükkan vardı. Dükkan yapılırken kolon falan mesela kesilmiş. Ondan dolayı büyük hasar almış. Yani çoğunluğu ihmal aslında. Deprem bir doğal afet değil. Bir Türkiye dışındaki istatistiklere bakın, bir de Türkiye'ye bakın. Türkiye'dekiler full ihmalden dolayı daha çok can ve mal kaybına uğruyor halkımız. Evet. Zemin bozuk oranı bir. İkincisi de inşaat. Müteahhitler çalıyor, çırpıyor. Başka da bir şey. Yani haberleri takip ettiğim kadarıyla söyleyeceğim. Yani birçok bina yıkıldı. Evet, insanlar çok zor durumda kaldı ama devletimiz yetişiyor ya, yardımcı oluyor. Yani izlediğim kadarıyla çadır kentler kuruldu. Yiyecek, giysi, her türlü imkanları sağlanıyor. Ya ben inanıyorum ki o yıkılan evlerin yerine de devlet onlara yeni evler yapacaktır. Yani Allah yardımcıları olsun, ne diyeyim, zor bir durum. Şimdi şöyle bir sosyal medya tarafı var bunun, bir de haliyle haberlere yansıyan kısmı var. Sosyal medyada bakarsanız çürük raporlar alındı ama teyit edilmediği için bence teyite muhtaç bir bilgi. Bir de görmüşsünüzdür size sosyal medyada yine bir aşağıda bir marketin kolonlarla ilgili oynadığı fikri var. İzmir'deki yakınımla görüştüm, ben daha sabah görüştüm. Aynı site, aynı müteahhit tarafından yapılmış, bir blok tamamen sabit dururken diğeri yıkılmış. Onlar da bununla ilgili şu an devletten resmi bir açıklama bekliyorlar ama geri dönüşüm bence ülkede bir an önce ve çok hızlı şekilde yapılması gerekiyor. Bence deprem insan öldürmüyor, ihmal insan öldürüyor. Bu durumdan dolayı çok mutsuzuz, yani insanlar olarak da mutsuzuz. Duyunca da çok üzüldüm depremi. Yani orada olmak hiç istemezdim. Bizim akrabalarımız falan da orada. Onlar için de çok üzüldük. İnşallah umarım enkazdan çıkarırlar insanları.